Merhabalar, hoş geldiniz. Herkes sesim alabiliyor mu? Merhabalar. Harika, ben tek uzam rehberlik uzmanı İnce Hoca. Nasılsınız arkadaşlar? Teşekkürler, ben iyiyim. Ses yok diyen arkadaşlar var. Sistemimiz arkadaşlarım şimdi yazılı bildirim geçer, bir tuşa basmaları gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, yazdılar zaten. Evet, bugün günde kaç saat çalışırsam konuları yetiştirebilirim? Yüksek puan almak için aradaki farkı nasıl kapatabilirim? Herkesin toplam ders saatini hesaplayacağız. O yüzden kağıt kalem bulundurmanızı rica ediyorum öncelikle. Yakınlarınızda bir yerlerdeyse bir kağıt kalem alırsanız, çünkü bireysel olarak bunu planlayacağız. Genelde böyle söylentiler oluyor ya da öğrencilerimizden de bunu duyuyoruz. İşte toplamda 8 saat çalışmam gerekiyormuş, 10 saat çalışmam gerekiyormuş. Ya da işte falanca şu kadar saat çalışıyormuş, ben geride mi kaldım ya da ben çok mu fazla çalışıyorum? Hani genellemeler yapıyoruz biraz ya da bazı platformlarda bunları çok fazla görüyoruz. Ama biz, yani tanıyanlar bilir, daha önce seminerlerimize girenler de bilir, her zaman kişiye özel öğrenmeyi savunan, kişiye özel eğitim metotları geliştiren, hatta günde çalışması gereken ders saatini bile kişiye göre hesaplayan bir kurumuz ve modelimiz de bu şekilde işliyor. Teşekkür ederim, iyiyim. O yüzden kağıt kalemlerinizi hazırladıysanız ufak hesaplamalar yapacağız ve göreceksiniz herkesin toplamda kalan süre için ders çalışması gereken süre değişkenlik gösterecek. Programa göre çalışıyorsak elbette doğru, çünkü hani şunu söyleyebilirim rahatlıkla, bizim derece yapan, atanan her öğrencimiz hepsi programla çalışıyordu. Hani programı uyarak ilerliyorlardı, sistematik dönütler alıyorduk onlardan, yeni programlar hazırlıyorduk. Gerçekten programlı gitmek her anlamda çok iyi. O yüzden programı zaten kesinlikle olmazsa olmazınız haline getirmenizi öneriyorum arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken, öncelikle şu mantıktan bahsetmek istiyorum. Şimdi hepimizin seviyeleri farklılık gösteriyor. Ben size şu an seviyeniz nasıl desem, bana ne cevap verirsiniz? Seviyenizi soruyorum size. Seviyeniz temel mi, başlangıç mı, orta mı, ileri mi, üst mü? Bu 5 adımdan hangisindesiniz, hangi merdivendesiniz sizce? 3 ayda biter mi? Siz ön lisanstan mı gireceksiniz? Orta diyen var, temel diyen var. Genel bir seviye yorumlaması yapabiliyorsunuz. Tamam. Peki bunu soracağım. Bu sizin genel seviyeniz. Bu sınavda kaç tane ders var? Sadece GGK için konuşalım. Lisans, ön lisans, orta öğretim fark etmez. 5 tane ders var. Her birinde mi aynı seviyedesiniz sizce? Hani kendinize orta diyorsunuz ya, başlangıç diyorsunuz ya, ileri diyorsunuz ya. Bu GGK için A grubuna da uyarlayabilirsiniz Özge Hanım. Şimdi ders ders değişmiyor mu bunlar? Matematikte belki temelsiniz ama tarihte belki ortasınız, Türkçe'de ilerisiniz, vatandaşlıkta üstsünüz. Değişmiyor mu? Değişiyor. Bugüne kadar hiç böyle çalışmadık. Şimdi biz kendimize genel bir temel seviyedeyim, çok kötü durumdayım, şöyleyim, böyleyim dedik. Ben bu öğrencilerime peki en iyi olduğun ders ne dediğimde her birinin en az bir tane cevabı oldu. Kimisi vatandaşlık dedi, kimisi Türkçe dedi, kimisi tarih ve coğrafya dedi. 2-3 derse hani sen çok kötü seviyedeydin? Demek ki iyi olduğun derslerde, evet hocam, bize bu kadar kötüyü düşünüyoruz ki, bu süreçte kendimize o kadar haksızlık yapıyoruz ki, iyi olduklarımızı görmüyoruz. Sen eğer ortalama 1-2 derste orta, ileri, üst seviyelerdeysen senin genel seviyen temel olmuyor. Sen sadece bir derse temel seviye oluyorsun. Ve bu senin günlük çalışman gereken ders saatini de değiştiriyor. Yapacağın çalışmanın türlerini de değiştiriyor. Şimdi sen temel seviyede olduğun bir derse yapacağın çalışma ve ayıracağın süreyle orta, ileri, üst seviyede olduğun bir derse yapacağın çalışma ve süre aynı olabilir mi? Üst seviyede olduğun bir dersi neden gidip defalarca kez konu çalışmasını yapasın? Defalarcayı da geçtim. Bir kez bile yapmana gerek yok. Çünkü zaten üstsün. Zaten konuları biliyorsun. Orta seviyedesin. Orta seviyede olduğunuz çoğu dersinde konu çalışmasıyla başlıyorsunuz. Zaman kaybediyorsunuz. Çünkü sen onun konusuna çalışsan bile tekrarını yapmak zorundasın. Direkt tekrardan başlayabilirsin. Bir altyapın var çünkü. Bunun gibi yöntemleri çok uyguladığınızı düşünmüyorum. Bu yüzden çoğunuz yetiştirememe kaygısı yaşıyorsunuz. Stres seviyeniz yükseliyor, kaygı düzeyiniz yükseliyor, endişelenmeye başlıyorsunuz. Çünkü sanıyorsunuz ki ders çalışmak şudur.
En baştan başlayacağım. Her derse aynı metotla çalışacağım. Hepsinin tüm ayrıntılarını bilmem gerekiyor. Çünkü bu sınav çok zor. Böyle bir önyargıyla başladığımız için de çoğunuzda kaygı düzeyi çok yüksek oluyor. Bugün bu kaygıları burada inşallah bitireceğiz. Şimdi YGK Genel Kültür Denemeler 35-42 genel yetenekli öyle değil. Çok haklısınız. Ben bugün biraz böyle ortalamalara falan da baktım. Genelde zaten genel yeteneğin net ortalaması genel kültüre göre biraz daha düşük oluyor birçok branşta. Yani biraz daha matematik kısmında hani ülke genelinde daha az netler yapıyoruz. Net ortalamalarımız daha düşük oluyor. Ama bu yine kişiye göre değişiyor. Şimdi sayısalcı bir öğrencidir, bir mühendistir, hukuk mezunudur. İşte matematik öğretmenidir. Bunun gibi durumlarda bir bakıyorsun matematik netleri daha yüksek ama tarihte vatandaşta daha büyük sıkıntı yaşıyor. Bu hepimize göre değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Bunda hemfikiriz. Şimdi sizden şu tabloyu bir boş kağıda çizmenizi istiyorum. Basit bir şekilde çok özenmeden çizin. Basit bir şekilde bir tablo çizmenizi istiyorum. Orta seviye için kaç net oluyor söyleyeceğim şimdi size. Ders ders ama bu. Genel olarak değil bakın ders ders. Bu ayrım çok önemli Burak. Yani kesinlikle her ders için değil. Ders ders seviyelerine bakman lazım. Belki hepsine de orta çıkabilirsin. Şimdi göstereceğim zaten net aralıklarını. Evet o da bir tekrar yöntemidir Engin Bey. Yani çözümü sorunun çözümlerine bakmak, bilmediklerimizi not almak, tekrar gidip çözmek bu da bir tekrar yöntemidir. Tabii ki olur. Kimisi sesli okuyarak yapar, kimisi özet notlar çıkarır, kimisi tekrar videosu izler. Çizdik mi boş tabloyu? Ben de bir kalem alayım da sizinle birlikte. Onun için ne yapmak gerek? Bunların hepsini alana uyarlayabilirsiniz. Ben size şu an balık tutmayı öğreteceğim aslında. Bu metodu alana da uyarlayabilirsiniz. Ya da zaten biz bununla alakalı kendi öğrencilerimize bu şekilde hesaplamalarla program hazırlıyoruz. Hani bir destek ihtiyacınız varsa kamp programlarımız başlayacak. Onlarla alakalı bizden destek aldığınızda rehberlik kısmını zaten biz halletmiş olacağız. Program kısmını, günde çalışacağınız ders saati. Şimdi çizdik arkadaşlar. Şimdi netleri soranlar vardı. Bu 5 ana ders için söylüyorum. Dediğim gibi bu oranlamayı ÖABT'ye, A grubuna uyarlamanızda bir sakınca yok. Şimdi bu çizim doğrultusunda sizden şunu yapmanızı istiyorum. Bu boş tabloya seviye yazıyor ya hani arkadaşlar. Tek tek ders ders. Şu an biraz karışık gözüküyor olabilir. Hemen anlatacağım. Türkçe için hepinizin şunu düşünmesini istiyorum. Ben Türkçe'de şu anda bir deneme çözdüğümde ya da çözsem kaç net çıkartırım? Ya da kendime Türkçe'de 100 üzerinden kaç puan veririm kendi Türkçe seviyeme? Şimdi ben diyorum ki kendime ben şu an girsem sınava işte Türkçe'de 17 net çıkartırım diyorum. Gidiyorum Türkçe'ye hemen şu kalemimi bir çalıştırayım. Gidiyorum Türkçe'den 17 net orta seviyeymiş 3. Dosyama geliyorum Türkçe'ye 3 yazıyorum. Siz bunu zaten çizmiştiniz. Buraya 3 yazdım. Bunu her ders için tek tek yapalım. Matematik için. Şu anda bir denemeye girsem 30 soruda kaç net yaparım? 15 net yaparım. Ha, o zaman 15 net nereye geliyor? Bakıyorum. Bu da ortaymış. Tabloma gidiyorum ya matematiğe 3 yazıyorum. Mantığı anladık mı? Basit. Böyle oyun oynar gibi, biraz bulmaca çözer gibi bir yayın yapıyoruz. Biraz da böyle kafa dağıtalım. Tarih için şu an sınava girsem 20 net yaparım diyorum mesela. 27 soruda öyle düşünün. Bunu ben tamamen atıyorum bu arada. Tamam mı? Hani hepiniz gerçekçi. Sıfırsa sıfır verin lütfen. Herkes gerçekçi versin. 20 buraya denk geliyor değil mi? Hop 4. Tarihe gittim buraya 4 yazdım. Coğrafyadan şu an sınava girsem anca 6-7 net yaparım. O zaman gidiyorum coğrafyaya. Şu araya geliyor. Başlangıç seviyesindeyim. Tabloma gittim 2 yazdım. Vatandaştan şu an sınava girsem işte 7 net falan yaparım diyorum. 7 buraya geliyormuş. Bu da orta seviye çıktı bakın. 3 yazıyorum buraya. Ben genelde orta seviyeli, orta halli bir öğrendim ama ders ders değişti bakın duruma baktığımda. Herkes bunu yapabildi mi? Yazdı mı? 3, 2, 1 ne çıktıysak? Tamam. Şimdi şuraya çalışılması gereken süre vardı ya sizin o tablonuzda. Buraya gidip kim ne çıktıysa onu yazacak. Mesela Türkçe'de 1 olanlar 144 yazacak, 2 olanlar 132, 3 olanlar 72 vesaire. Şimdi benle beraber yapın. Ben arada böyle geçişler yapıyorum ama 3'müş Türkçe. Neydi? 3 olunca 72 saat. Gidip tabloma 72 yazacağım. Biraz ben yazarken
Geçişler biraz sizin kafanızı karıştırabilir. Matematikte mi üçtüm herhalde? 132 yazacağım. 3'ü 132 görebiliyorsunuz değil mi? Buradan bakın şöyle. Herkes neyse onu yazacak. Ben tablomu 132'yi yazdım. Pardon, hemen tarihe geldim. Tarih 4'tü. Tarihe geldim. 4, 90. Tabloyu göremeyenler var. Slide ile ilgili bir sorunumuz yok galiba. Sistem mühendisi arkadaşlarım neden kaynaklanıyor olabilir? Süheyla Hanım göremiyor tabloyu. Slide'ımızı mı göremiyorsunuz ya da telefondan mı giriş yaptınız acaba? Ekran mı küçük geldi? Devam ediyorum bir yandan. Coğrafya 2'ydi benim değil mi? Coğrafyaya geldim. 2, 110. Geldim buraya 110 yazdım. Bunu tekrar yüklenecek bu arada. Hani kaçırdım vesaire diyenler, işte tabloyu kaçırdım falan diyenler için tekrarını yükleyeceğiz seminerin. Vatandaşlık neymiş? 3'müş. 3'müş, 60'mış. Geldim buraya 60 yazdım. Ben bunları toplayacağım şimdi. Sizde bu tablo açık kalacak. Ben hemen o tabloyu size geri açayım. Bir yandan da toplayayım. Herkes tamamlayınca hesaplamayı yapalım. Kaçıranlar, seminerimizin komple tekrar videosu yüklenecek. Yani yarın sabaha kadar en geç yüklenmiş olur YouTube kanalımıza. Ama tekrar ben size sorularınızı cevaplarım. Hani göremediğiniz yerleri en son bitirelim herkesle. Sizin için tekrar hesaplama tablolarını açarım. Herkes bunları yazdı mı ve topladı mı? Toplayıp A'yı bulacağız arkadaşlar. Herkesin A ne çıkacak? 498 çıktı, tamam. Ben geldim. Benim için A eşittir 464 çıktı. Evet. Herkes A'yı bulsun. Şuna mı bakacaksınız? Buna mı? Buna değil mi? Ben bu arada lise ön lisanslar da var aramızda. Onlar için de bir hesaplama yapacağım. Siz onu yaparken. Ön lisanslar için şuraya ben bir yazayım da ön lisans. Alan dersleri içine dağılım var. Mesela hukuklar için. Onu şu an bu seminerimizde hesaplamadık. Normalde evet hepsi için var. Şu an biz şu an yaptığımız yani normal GGK için bir hesaplama yapıyoruz. Ama biz dediğimiz gibi zaten öğrencimize bunu sağlayacağız. Mantığı görün diye. 92, 85. Aramızda orta öğretim var mıydı? Ortaöğretim için de hesaplayayım şu kısmı da anlatacağım sonra size. Ortaöğretim var mıydı aramızda? Ortaöğretimden girecek olan. Yok değil mi? Ha var, tamam. Ortaöğretimde şu tarafa yazayım. Şu kısımlar biraz şey olabilir, görünmüyor olabilir. Ha. Tamam. Hafta sayısına bakalım hemen. Çünkü ben sadece lisans için hazırlamışım ama ön lisans öğrencilerimde de şey yapmak istemiyorum. Onlar da hesap yapsın. 1, 2, 3.
17 hafta ön lisansa var ortalama, değil mi? Orta öğretime kaç hafta var ortalama arkadaşlar? ...23 hafta falan da orta öğretim var. Tamam. Şunlar bir dursun da. Uyguluyoruz. Güzel. Günde 8 saate yakın çalışıyoruz. Tamam mı? Bakalım kaç saat çalışmanız lazım yetiştirebilmeniz için. Şimdi herkes... Şu hangi tabloyu istediniz? Tamam. Şimdi tekrar açacağım. Merak etmeyin. Şimdi tekrar açacağım. Şu hesaplama, şu kısmı tekrar yapacağım. Hafta sayısını hesapladım. Şimdi ne istediniz? Nereye tekrar? Herkes A'yı buldu, değil mi? A'yı buldu. Ben şimdi ne yapacağınızı söyleyeceğim. Merak etmeyin hiç. Bu tablo, değil mi? Tamam. Ben şimdi şunları da yazayım da hiçbir eksiklik olmasın. Şimdi geri döneceğim, merak etmeyin. 125, 102, şunları düzelttim. 79, 56, 33, 10. Tamam. Doksan beş. 77. Şimdi arkadaşlar, yapacağımız şey şu. Herkes A'yı buldu. Şimdi bu sınava kalan gün sayısı. Bu ne demek biliyor musunuz? Lisans GGK için konuşuyorum. Toplamda kaç gün ders çalışabilirsin? 50 günün var sınava. 50 gün ders çalışabilirsin. Fakat hocam ben bir gün hiç çalışamıyorum. Haftanın 7 gününün bir gününde derse hiç bakamıyorum. O zaman senin için sınava 42 gün var. Hocam ben haftanın 5 günü sadece ders çalışabilirim. 2 gün hiç çalışamıyorum. Senin için o zaman 35 gün var sınava. Yani aslında sınava kalan gün sayısı bile kişiye göre değişkenlik gösteriyor. Burada bunu söylemek istedim. Şimdi herkes B'yi de yazsın. Ben haftanın 7 günü çalışabiliyorum diyorum kendime. Mesela benim için B eşittir 50. Herkes için B kaçsa onu da bir yazsın. Haftanın kaç gün ders çalışabiliyorsunuz? 7 gün çalışabiliyorsanız 50. 50 gün var. Ama hocam bir gün 8 çalışıyorum, bir gün 2 saat çalışıyorum. Önemli değil. 7 gün, 7 günde ders çalışabiliyorsanız 50 gün. 50 saat. B'yi de yazdık. Şimdi günde kaç saat çalışmalıyım? Yani C'yi bulacağız arkadaşlar. C eşittir A bölü B. A kaçtı? Benim 464 çıkmıştı. Benim için B 50 idi. Şimdi herkes bölsün bakalım. Benim örneğimde kaç saat çalışılması gerekiyor? Benimkinde ortalama olarak yaklaşık 9 saat. Tüm konuları yetiştirebilmem için. 12, tamam 12 falan diyenler çıkacak. Onlara da ne yapacağını anlatacağım. Ama ön lisanslar ve orta öğretimler buna değil. 113, 95, 77 yazmıyor. Onlara bölecek. B sınava kalan gün sayısı. Eğer haftanın 7 günde ders çalışabiliyorsanız sizin için 50 gün var sınava. Çünkü 50 gün ders çalışabilirsiniz. Eğer ben bir gün hiç çalışamıyorum, sadece 6 gün ders çalışabiliyorum diyorsanız 42'ye böleceksiniz. A'yı 42'ye bölün. A'yı 50'ye bölün. Diğeri ön lisans orta öğretim içinde. Eğer orta öğretimsiniz ve haftanın 7 günde ders çalışabiliyorsunuz, A'yı 148'e böleceksiniz. Ön lisansınız, haftanın 7 günde ders çalışabiliyorsunuz, A'yı 113'e böleceksiniz. Burası anlaşıldı. Tamam. Bu haftalık çalışmanız gereken saat. Şimdi hepinizin bir kiminin 9 çıktı, kiminin 14-15. Şimdi 14-15 çıkanlar ne yapacak? 14-15 mi çalışacak? Şimdi mesela Duygu Hanım için konuşuyorum. Bir tane daha vardı. İşte 14 saat Süheyla Hanım için konuşuyorum. Hatice 13 saat. Şimdi şu an önerilen saat evet bu. Ama sizin bu kadar kapasiteyle çalışmanız sizin psikolojik olarak da sağlığınız için çok iyi değil. Yani 10 saatin üzerine çıkmak çok az bir zaman da kalsa çok önerdiğimiz bir şey değil.
Ama ne yapılması lazım? Bu sizin konuları komple çalışacağınız süre. Yani bütün konulara, müfredattaki tüm konulara sizlerin konu elemesi yapması lazım. Çünkü bu kadar saat çalışmanız mümkün değil. Belki 8 saat çalışabiliyorsunuz siz. Onu 8'e indirgeyebilmek için de 14 saat çalışmam gerektiği çıktı. Neye göre? Tüm konu yetiştirebilmem için. 14 saat. Ama ben hocam 8 saat çalışabilirim. O zaman konu elemesi yapmamız lazım. Nasıl bir konu elemesi? Şimdi hedef puanın kaç? 90 puan mı almak istiyorsun? 90 puan almak için yapman gereken net sayısı ortalama değilse de belki 98 net, 97 net, her yıl değişiyor. Şimdi sen bu neti çıkarabilmen için 120 soruda 95 tane yapmak istediğini düşünelim. Ortalama 25 tane falan değil mi? 90 net hedefin var. 25 işte 90'dan 30 tane falan soru yapmayacaksın. O zaman sen 30 soruyu elemen lazım. Bunu elerken neye göre eleyeceğim işte? En önemli yer burası. Kafama göre mi eleyeceğim? Hayır. Şimdi senin kolay öğrenebileceğin konular var, zor öğrenebileceğin konular var. Öğrenme süresi çok uzun olan konular var, çok kısa olan konular var. Geçmişte hiç çalışmadığın konular var, çalışmana rağmen verim alamadığın, hala seviyenin düşük olduğu konular var. Sınavda soru sayısı çok olan konular var, soru sayısı çok az olan konular var. Bunun gibi 7-8 maddede çok farklı özelliğe sahip konular var. Burada öyle bir formül gerekiyor ki konuların işlenme durumuna, senin o konuları unutma durumuna, o konuların saatlik getirisi, yani bir saat çalışarak kaç puan kazanıyorum, sınavdaki soru sayısı, ağırlığı, öğrenme süresi, daha önce çalışıp çalışmadım, benim seviyem kaç, yani bir saatlik çalışmada ne kadar puan arttırabilirim, bunların hepsine geri planda bakılıp bir konu elemesi yapılıp sadece al, öncelikli konular bunlar, bunlara çalış 90 puan al diyen bir sisteme ihtiyacınız var. Yani konu önceliklendirme yapmak zorundasınız değerli arkadaşlar. Diğerleri için 8 saat, 7 saat, 6 saat, 5 saat siz bütün konuları baştan sona çalışıp kalan zamanı, yani kısıtlı zaman olsa da sizin zamanınız seviyenizden dolayı bunu karşılayabildiği için bütün konuları çalışmanızda bir sakınca yok. Ama sizin de teknik geliştirmeniz lazım. Sadece konu çalışarak olmaz. Buna ilave tekrar soru, deneme, çıkmış soru vesaire eklendiğinde bu süre artabilir. Süre arttığında yine bazı konuların konu çalışmasına birazcık kısıp tekrarla, soruyla, denemeyle arttırmak lazım ki daha pratikleşmiş bir şekilde, daha hızlı bir şekilde sınava gidebilin arkadaşlar. Demek istediğim şey bu. Sizin de mesela bir Zoom kullanıcısı yazmış, sizin de konu elemeniz, yani demek istediğim şey sizin sadece değil, herkesin, 10 saatin üzerinde çıkan hemen hemen herkesin konu önceliklendirme sistemiyle konu elemesi yapması lazım. Haftada 7 gün ders çalışabilen ya da ders çalışma gününüzü arttıracaksınız ama yine de yetişmeme ihtimaline karşı konu elemesi çoğunuzun şu dönemde yapması gerekiyor. Şu an haftada 7 gün çalışabilen, tüm derslerde orta seviye olan bir gün kişi için hesaplama yapıldığında günde ortalama 8-9 saatleri tüm konuları bitirebiliyor. Ama bunun dışındaki fazla saat kısmında dediğim gibi bazı konuların elenmesi, bir açık oluşuyor. Çünkü bu açığın kapatılabilmesi için de konu eleme yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Yani kalan süreçte benim bir şeyleri kurtarabiliyor olmam için kesinlikle doğru bir program. Sadece bana özel, doğru konuların yer aldığı, doğru çalışma türlerinin yer aldığı. Yani ne zaman neyi de tekrar yapacağım. Mesela biraz önce ben size bir çizelge göstermiştim, merdiven göstermiştim. Bazı konularda konu çalışmanıza gerek yok. Tekrar yeterli çünkü seviyen ortadır. Ya da bazı konularda ileri ya da üst seviyedesindir. Onlarda sadece soru çözerek ilerleyebilirsin ama bazı konularda da temelin hiç yoktur. Matematikte mesela problemler konusunda temelin yok. Denklem daha kuramıyorsun. O zaman bir ön hazırlık yapacaksın. Yani bir temel atma eğitimi. Ondan sonra matematikte konu çalışmaya başlayacaksın. Sonra tekrar yapacaksın. Sonra soru çözeceksin. Bunun gibi demek istediğim şey aslında senin çalışma türlerin bile seviyene göre değişkenlik gösteriyor. İkinci maddede demek istediğim şey bu. Çalışma türü sadece sana özel olacak. Öğrenme stiline göre çalışmalısın. Görselsen daha çok böyle görsel materyaller, videolar, renklendirmeler, tablolar, grafikler, haritalar kullanmalısın. Şekiller kullanmalısın. İşitselsen daha duyarak çalışacaksın. Video izleyeceksin. Kendi sesini sesli böyle anlatarak kendine duymanı sağlayacak bir metotla çalışacaksın. İşte dokunsalsan biraz daha ayakta hareket ederek uygulama yaparak çalışacaksın. Psikolojik destek bu süreçte yine önemli. Çünkü süreç boyunca motivasyonun düşebilir. Ne zaman ne yapacağını bilmiyorsun. Kaygı düzeyin artabiliyor. Bunlarla alakalı destek almanız çok çok önemli. Bir rehberlik desteği. Yine konu önceliklendirmeler yapacağız. Bazı konuları eleyeceğiz. Eksiklere yoğunlaşacağız. Ve getirileri yüksek olanlara. Yani sen bir saat çalışarak çok daha yüksek bir puan elde ettiğin bir konu varsa diğerini eleyebilmelisin.
bir saat çalışarak düşük aldın, yani sınavda çıkma ihtimali çok düşük olan ya da sınavda çıksa bile öğrenme süresi çok uzun olan bir konuyu eleyebiliyor olmamız lazım. Bunları çok iyi bilmek lazım. Öğrenme hızınıza göre konu çalışma süresi belirleyeceksiniz. Şimdi bunlar genel anlamda bir konu süreleri, konu öğrenme süreleri, ama bazılarınızın öğrenme hızı çok yüksektir. Siz o konuyu daha kısa sürede öğreniyorsunuzdur. O zaman bu saat daha az çıkar. Bazılarınızın öğrenme hızı daha düşüktür, daha yavaş öğreniyorsunuzdur. Sizin biraz daha öğrenme hızınıza göre doğru stratejiler belirlemeniz lazım. Dikkat dağınıklığınıza göre mola süresi vermeniz lazım. Molasız çalışma olmaz arkadaşlar. Bu yüzden kiminizin dikkat dağınıklığı çok yüksektir. 30 dakikada bir 7 dakika mola. Pomodoro tekniği yazan bir arkadaşım vardı biraz önce. Mesela dikkat dağınıklığı yüksek arkadaşlarımın çoğuna ben bunu öneririm. Dikkati çabuk dağılmayanlar ise sık sık mola verip dağılmak zorunda değil. O zaman onlar bir log çalışma yapabilirler mi? Hani mesela 2 saatlik bir çalışma, yarım saat mola onların uygulayabileceği bir tekniktir. Yine okuma ve hızım anlama. Bitireyim arkadaşlar, sorularınıza bakacağım. Okuma ve anlama hızınıza göre bu hızı arttıracak çalışmalar programınıza yine eklemelisiniz. Çünkü sınav artık okuduğun anlamı üzerinde. Gerçekten bilgiye çok hakim olsak da okuduğumuzu anlayamadığımızda, o bilgiyi yansıtamadığımızda maalesef çok verimli olmayabiliyor. Yani bildiğimiz bir soruyu yanlış yapabiliyoruz ve bu bizi daha çok üzüyor. Hiç bilmediğimiz bir soruyu yanlış yaptığımızda ya da boş bıraktığımızda bu kadar üzülmüyoruz, ama anlayamadığımızdan, yanlış anladığımızdan, okuma hatası yaptığımızdan dolayı yanlış işaretleyince daha çok üzülüyoruz. Çünkü emek verdik biz o konuyu öğrenmek için, yanlış okumuşuz. Bunun gibi. Evet, 5 dakika yeterli oluyor. Pomodoro'nun farklı türleri var. Birçok Pomodoro çeşidi var. Ve 30 dakikada bir 7 dakika, 30 dakikada bir 5 dakika gibi ya da 25 dakikada 5 dakika. Evet, bunun gibi yöntemler uygulanabilir. Hani illa hani bu tarz böyle sabit kurallara çok gerek yok. 25'te 5 yapmak zorundayım, başka türlü olmaz değilse 30 dakikada bir 7 de verebilirsin. 40 dakikada bir 10 dakikada mola verebilirsin. Yani sabit kurallar değil. Sizin için en verimli neyse 40'a 15, 45'e 15, 50'ye 15, hepsi olur. Sizin en verimli olduğunuz tabii ki de iyi arkadaşlar. Hani bunun bir formülü yok. Ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. Her şey kişiye özel. Hani bu maalesef sistem bize öyle şeyler entegre ettirdi ki işte bir sürü videolar izledik, YouTube kanallarına koçlar şunlar bunlar. Yani geçen bir şekilde günde işte 1.000 soru çözmelisiniz hepiniz. Ya 1.000 soru çözmek şarttır, kuraldır, yoksa sen bu sınava giremezsin, sınava başvuru şartıdır diye bir şey yok ki. Bu bir emir değil, bu bir yasa değil. Ama maalesef bunu YKS öğrencileri de çok yapıyor. İlla böyle olacakmış. Arkadaşım matematiğe her gün 3 saat çalışıyor. Ben de çalışmalıymışım. Hayır. Bir kere kafamızdaki artık şu kalıpları bir atalım. Herkes biricik, herkes tek, herkes özel. Herkesin çalışma şekli, stratejisi, süresi, mantığı, hızı, her şeyi farklı. Zaten biz kişiye özel çalıştığımız da hem verim alacağız, hem başarılı olacağız, hem ders çalışmaktan sıkılmayacağız. Çünkü kendime özel yöntemle çalışıyorum. Bunlar çok önemli. Bu kalıpları yıkmanız için en çok da biz bu yayınları yapıyoruz. Mesela işte kalkınca oturamayanlar, bir kere bir öğrendim şey. Hocam en son mola verdiğinde 3 ay önceydi. 3 aydır moladayım hocam dedi mesela. Gerçekten böyle ya, yapılarımız farklı çünkü dikkat dağınıklığımız var. Bazılarımız, onun bir sebebi de şu, şimdi onu da anlatacağım. Molayı veriyor, kendini molada unutuyor. Aylarca molada. Geri dönemiyor derse. Şimdi kesinlikle bakın şunu söylemek istiyorum. Ha, yerinde oturmuşsun, ha kalkmışsın, hiç önemli değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Eğer mola vermekte, yani mola verdikten sonra derse geri dönmekte zorlanıyorsanız, size çok önemli bir tüyo vereceğim. Nurdan Hanım'a şunu sormak istiyorum. Ne zaman mola veriyorsunuz? Ders çalışırken yorulduğunuz, sıkıldığınız, bunaldığınız, artık yapamamaya başladığınız, dikkatinizin dağıldığını hissettiğiniz anlarda mı mola veriyorsunuz? Ya da siz diğer arkadaşlar, yorulduğunuzda, sıkıldığınızda, bunaldığınızda, artık yani zihniniz almıyor, artık hani yorulmaya başladınız. Hani bir mola vereyim, bir kendime geleyim, geri döneyim. Ya da süreyi 45 dakikayı dolduracağım. Belki 40. dakikada sıkıldım ama 45'i dolduracağım diye biraz daha zorluyorsunuz. Sıkıldığımızda, yorulduğumuzda. Çok haklısınız. Çoğunuz bunu yapıyor. Birçok kişi de bunu öneriyor ama maalesef psikolojik olarak çok doğru olmuyor. Bu tarz öğrenci için. Bakın herkes için değil. Bakın yine genelleme yapmıyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Mola verince geri dönmekte zorlanan öğrenciler için söylüyorum bunu. En motive olduğunuz, en zirvede olduğunuz, anlamanızın, öğrenmenizin, kapasitenizin yüksek olduğu, enerjinizin tavan olduğu bir zamanda mola verin. Nasıl ya hocam? Tamam işte anlıyorum, hazır. Çok iyi durumdayım. Zaten zor bu hale geliyorum. Hazır, böyle ısınmışım. Niye mola veriyorum? Bir kişi
yapmaktan keyif aldığı, haz aldığı bir işin ortasında mola verirse ya da vermek zorunda kalırsa ya da birisi o işi bölerse bir an önce ona geri dönmek ister. Çünkü en son bıraktığı şey ona heyecan verici bir şeydi. En son bıraktığı şey onu mutlu eden, keyif veren, haz veren bir şeydi. Bu yüzden o molayı daha kısa tutmak ister ama o molayı da vermek zorundasın. Hocam niye mola vereyim ki? İyi gidiyorum işte, molayı vermek zorundasın. Çünkü sen o molayı vermezsen saatler ilerledi, dikkat dağınıklığı yaşayacaksın. Mecbur vereceksin. 5 dakikada olsa, 10 dakikada olsa bu molayı vereceksin. Bir de mola vermenin şöyle bir bilimsel açıklaması da var ders çalışırken. Nasıl ki bilgisayara bir sürü dosya yüklüyorsunuz ya da cep telefonunuza, bir cihazınıza. Yükle yükle yükle, sana bir dur diyor değil mi? Bir bekle, 5 dakika sürecek bu işlem diyor. Da güncelleme atıyorsunuz, bekletiyor sizi. O sıra kayıt işlemi gerçekleşiyor çünkü geri planda. Zihniniz de öyle düşünün. Bir 5 dakika mola verdiğin anda o 40 dakika, 20 dakika, 25 dakika çalıştığın her şey zihnine kaydedilecek. Biz de beğeni bir es vereceksin, yani kaydetmek için zaman vereceksin. Bu yüzden bunu yapın. Yani demek istediğim, aynen dizinin en heyecanlı yerinde bitirip hemen diğerine geçmek gibi. Orada mesela belki işte bir şeyler atıştıracaksınız, reklamları bekliyorsunuz. Reklamlar hemen geçsin istersiniz, hemen hızlı hızlı yersiniz, geri dönmek istersiniz. Ya da işte Netflix'ten izliyorsunuz, direkt sonraki bölüme geçersiniz, introyu atlarsınız. Onun gibi düşünün. Ne zaman keyfiniz çok yerinde, soruları çözüyorsunuz, çok iyi anladınız. Bir mola verin, 5 dakika olsun ya da 10 dakika olsun, bu size göre değişir. Mola süreleri dikkat dağınıklık oranınıza göre değişir, unutmayın. Ve bundan sonra geri dönün, daha büyük bir istekle, dinlenmiş bir zihinle, kaydedilmiş ve yer açılmış bir zihinle çalışın. Sihirli sayı kuralı diye bir şey var. Diyor ki bir defada yeni bilgi, sadece ilk defa öğrendiğin yeni bilginin sadece 7 tanesini işleyebilirsin zihnine diyor. Sen 7'den fazla işleme yaptığında beyinde 7 tanelik yer var kısa süreli hafızada. Sen 7'den fazla işlediğin anda o geri plandakilerden siler. Ya telefon hafızası gibi düşün. Kotam doldu, artık fotoğraf çekemiyorum. Ne diyor bana? Ya bunları gel bir depola ya da sil, yer aç. Zihin de öyle. Kısa süreli hafızaya aldığım 7 tane bilginin uzun süreli hafızaya aktarılması lazım ki yer açılsın. Orada silemeyeceğime göre, silersem gider. Sen 8. bilgiyi aldığından da ve diğerlerini tekrar edip uzun süre hafızaya aktarmamışsan, o ilk öğrendiklerinden başlayıp takır takır silmeye başlıyor. Bu yüzden de tekrar çok önemli. Sıkıcı gelen bir derse başlamak için ne yapmalıyız? En iyi olduğun derse başlarsan sıkıcı ders daha sıkıcı gözükmekten başlar. Mesela güne en iyi olduğun derse başla, 1 saat ona çalış. Motivasyonun ve dopamin hormonun salgılanarak yükselsin. Sonra daha sıkıcı bir derse geçiş yap. Zaten o yüksek motivasyonun sıkıcı ders sana daha sevimli görünmüş olacak. Şimdi hocam benim öğrenme stilim ne? Benim unutma hızım ne? Benim öğrenme hızım ne? Stresim ne? Dikkat dağınıklığı. Bir sürü şey söylediniz. Her şey kişiye özel dediniz ama ben ne olduğumu bile bilmiyorum ki diyen arkadaşlarım, çok haklısınız. Hiçbirimizde bu tarz analizler, testler, sen şusun, böyle öğrenirsin, böyle çalışman lazım denmedi şimdiye kadar. Burada biz sizler için ücretsiz bir eğitim analizi yaptık, hazırladık. Bu eğitim analizine ücretsiz katılıp, testi çözüp sizin ne olduğunuz ortaya çıkacak. Ve size benim yazdığım böyle sayfalarca bir çalışma önerileri gelecek karşınıza. Ve eğitim koçuyla da ücretsiz görüşme şansınız var. Eğitim koçumuzla birebir de görüşebileceksiniz. O sizin rehberiniz olsun ve öyle çalışın. Burada önemli olan sizin ne kadar çalıştığınızın da size göre planlanması. Yani ben günde 9 saat çalışamıyorum diye ben çok kötü durumdayım gibi düşünmeyin. Belki senin için günde 4 saat yeterlidir. Bunun birebir, hani tekrar yapman gereken dersler ne, soru çözmen gereken dersler ne, bunları da öğrenci koçumuzla görüşebilirsiniz. Bir de bu arada bir kamp programımız başlıyor, bomba gibi. O kamp programında da hem lise ön lisans, hem lisans, hem A grubu, hem eğitim günleri, hem muhabbeti hepsi için var. Bu kamp programının da amacı sizin eksiğinizin olduğu, daha çok çıkması beklenen, hani 80 tane konu vardır ama o 80'in 80'i de çıkmaz sınavda. Kesinlikle eksiklerinizin ve sınavda çıkma ihtimalini, dedik ya statik puan getirisi, sınavda ağırlığı yüksek olan konu önceliklendirmeler dedik ki, işte bu konu önceliklendirmelerin sizler için hazırlandığı kamp programı da başlayacak. 20 Haziran olması lazım Feyza Hocam. Bu kampta da hem gündüz hem akşam grubu olacak. İkisine de katılacaksınız. Neyi seçerseniz seçin. Hocam ben akşam grubu seçtim. Gündüz'e de katılabiliyorsunuz. Gündüz de açık, akşam da açık. Hocam ben bir gün akşama katıldım, ertesi gün gündüz. Evet. Hocam gündüz'e katıldım, akşama katıldım. Evet, var. İki farklı hoca kadrosu, farklı sorular çözülecek. Gerçekten de yani Türkiye'nin en büyük KPSS kampı diyebilirim ben bu kampa. Çünkü hem gündüz hem akşam farklı hoca kadroları var. Kamp programına kayıtlara birebir rehberlik desteği sağlıyoruz. Program desteği sağlıyoruz. Birebir bunların hepsi sizlerle ayrı yapılacak zaten.
Tabii ki günlük çalışma süresi yüksek çıkanlar da katılabilir. Çünkü sizinle birebir görüşüp sizin o günlük ders çalışabileceğiniz süreye eksiltmemiz lazım. Yani bazı konu elemeler yapıp size özel bir programı yapmamız lazım Hale Nur Hanım. Çünkü sizinle kesinlikle soru ve konu tekrar. Yani hem tekrar yapılacak baştan sona konu önceliklendirme sistemiyle ve kesin çıkabilecek dediğimiz yerlerle. Yani dediğim gibi anlatım bozukluğu mesela şöyle örnek vereyim. Müfredatta var mı anlatım bozukluğu? Var arkadaşlar. Her sene girin bakın Türkçe'de anlatım bozukluğu var. Yıllardır soru gelmiyor. Gelebilir mi? Tabii ki olabilir. Bakın buna kimse bir şey diyemez. ÖSYM canı sormak ister sorar ama yıllardır çıkmıyorsa bir şey, buna ağırlık vermenin hiçbir anlamı yok. Yüksek ihtimal çıkmayacaktır zaten. Ya da öyle bir soru vardır ki en son 1960 KPSS'de çıkmıştır. İlk senesi 1950'lerde falan zaten KPSS'nin. İsmi değişiyor sürekli. Ve o soru kalıbı birçok soru bankasında vardır bakın. En son 1960'larda çıkmış soru bankaları çünkü bunları barındırmak zorunda. Çıkmış soruların benzerilerinden barındırıyorlar. Ama o kadar yıldır çıkmamış bir sorunun yani müfredat değişti, eğitim sistemi değişti, sınıflandırmalar her şey değişti. Bir kere ÖSYM'nin mantığı değişti. Kişiler değişti, soru yazarları değişti. Tekrar havuz problemi gibi çıkmaz. Ama soru bankalarında yer alıyor maalesef. Siz de hocalar bu kampta bakın bu tarz sorularla soru bankasında karşılaşabilirsiniz. Çözmeyin, zaman kaybetmeyini de gösterecek. Ya da bazı sorular var, çözüm süresi çok uzun. Bunu birebir bizim hocamız söylüyor. Ben onun ağzından duyduğum şeyi söylüyorum. Matematik hocamız. 8 dakika, 10 dakika, 11 dakika bilinçli bir şekilde konuyor sorular oraya. ÖSYM bilinçli yazıyor bunları. Neden? Çözüp ne zaman kaybedin diye. Oradan elerim diyor. Yani orada zaman kaybeden 7 soru göremez. 7 soru göremediği için elenir. İşte ÖSYM'yi hep kötü olarak adlandırmayın. Bunu yapmak zorunda. Çünkü lisans mezunlarının girdiği bir sınav. Ön lisanslı, ön lisansların orta öğretimsi hepsinin düzeyi eşit. Şimdi bu kişileri eleyebilmem için de temel sorular soruyorum. Temel matematik, temel Türkçe. Nasıl eleyeceğim? Süreyle eleyeceğim. Ve onlar da orada streslenecekler. 7 dakikalık bir soruyla uğraşacaklar. Çünkü genelde de kolay görünümlü sorular bunlar. Çeldirici sorular. Bu sebeple sen orayı 7 dakika alacaksın. Hocalarımız onu da gösteriyor. Bakın bunu görürsünüz sınavda bu çıkar ama lütfen çözmeyin. Bırakın boş kalsın. Bunu da söyleyecek. Siz onunla 7 dakika uğraşacağınızda 7 soru göremeyeceksiniz. Yazık günah. Bunun gibi her türlü durumu da kamp programında alacaksınız ve birebir rehberlik desteği de alacaksınız. İşte eğitim koçumuzla görüşmek isteyenler için bir link bırakacağız. Bugün özel indirimde olacak. O da benim inisiyatifim olacak. Bu seminere katıldığınız için, seminerden yararlandığınız için size gereken her neyse kesinlikle hani o noktada işiniz çok rahat olsun. Fiyat, ücret vesaire bunlar bizim çok önemsediğimiz şeyler değil. Biz dolu dolu bir kamp programı yapacağız. Bu mantıkla sizi tanıştırmak istiyoruz. Yani sizin artık kişi özel eğitim metodunu kavramanızı istiyoruz. Siz artık teksiniz, biriciksiniz. Biz bu yüzden tek uzemiz. İsmimizi aldığımız mottomuz bu. Bu yüzden de sizin birebir destekle hazırlanmanızı ve hayallerinize kavuşmanızı istiyoruz. 50 gün kaldı lisans KPSS'ye. 100 küsür gün var ön lisansa, orta öğretime. 2 senede bir yapılan bir sınav. Seçim öncesi yapılacak. Hani inşallah güzel güzel alımlar, atamaların olacağı, şöyle yüksek puanlarla rahat rahat tercih yapacağınız bir döneme giriyorsunuz. Bizim atanan, kazanan, derece yapan öğrencilerimiz hep son ayları çok 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 iyi geçirenler oldu. İstiyoruz ki sizlerden de çıksın. Siz de bunu yapın. Son ayları öyle bir geçirin ki kafanız rahat, gönlünüz rahat, vicdanınız rahat, elinizden geleni yapmış olmanın rahatlığıyla ve mutluluğuyla sınava girin. Biz stresli sınava girmenizi istemiyoruz. Mutsuz bir şekilde sınava girmenizi istemiyoruz. Artık sınav stresiyle böyle psikolojinizin bozulmasını istemiyoruz. Bu bir sınav, bu bir araç sadece. Biz sizi en iyi şekilde hazırlayalım. Siz rahat rahat gidin, rahat rahat çıkın istiyoruz arkadaşlar. Osmanlı'ya başlayacağım. Harikasınız Feyza Hocam. Çok iyi gidiyorsunuz. Osmanlı inkılap tarihi çok önemli. Çok soru çıkıyor. Osmanlı'dan 9, inkılaptan 12 sorumuz var. Tarihte 27'nin 21'i buradan geliyor. Çok önemli iki konu. Kesinlikle atlanmaması gerekiyor. Yanlış yapmadan denemelerde çok doğru çıkarttığımı fark ettim. Yanlış sayımız azaldı o zaman. Evet, gerçekten psikolojiniz en önemlisi. Hani stres yapmayın demek çok kolay. Ufak stres iyidir. Ben severim ufak stresli öğrenciyi. Stressizlik de iyi bir şey değil. Hani azıcık da bir önemseyelim, değil mi? O kadar rahat da olmayalım ama ufak stres zaten mutluluk verici bir stres. Yani olması gerektiği kadar. Bunun aşırısı biraz sıkıntı. Onu da yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Biz onu ayrıca zaten konuşuruz. Eğitim birimler için yapabilirim. Bu sistemi eğitim birimlerine uyarlayabilirsiniz. Eğitim birimler için kamp programımız var bu arada. İnternetten her dersin konusunu aldım.
Ne anlamadım tam. Sorulan soruyu biliyorum. Ona göre de çalışıyorum. Programım bitince doğru mu yapıyorum? Tam anlayamadım sisteminizi ama yani verim alıyorsanız doğrudur tabii ki. Ona bir şey diyemem. Evet, yanlış yapmaktansa boş bırakmak. Bunu benimsemeniz lazım kesinlikle. Branş denemeleri çözeceğim diyenler var. Branş denemeleri önerdiğim bir şeydir çoğu öğrencime. Önerim coğrafyadan en çok hangi konudan çıkıyor? Coğrafya biraz daha bu konuda. Hani bir tarih gibi belirleyici değil mi? Madenler, enerji kaynakları, yer şekilleri, coğrafya, konu, fiziki, ekonomik coğrafya. Genelde bunlar önemli konular. 70 net yapıyorum şu an. Güzel. 70 neti biraz arttıralım. Yani 90'ı 92'yi falan görelim yavaş yavaş. Bu da bir anda olacak bir şey değil. Mesela bir sonraki denemede 72 yaparsın. Bir sonrakinde 73. Bir sonraki de 74. Bununla sevin. Çünkü sen bu kilo vermek gibi. Sen diyete başlarsınız. Her gün tartıya çıkıyor. Bugün 200 gram vermişim sadece. Ama o bir haftada her gün 200 gram versen aslında yani bir kilodan fazla veriyorsun belki de. Ama işte ay bugün de 200 gram vermişim deyip üzülüyoruz mesela. Her gün tartıya çıkmak diye bir şey de onun gibi düşünün. Yani aslında sen bir günde bir net arttırıyorsan ya da bir haftada 2-3 net arttırıyorsan bu iyi bir şey. 4 ayda belki de 12, 15, 20 net arttıracaksın. Onunla sevinmek lazım. Boş bırakmak puan arttırıyor. Ya puan düşürmüyor öyle diyelim. Program alan içinde geçerli mi hocam? Evet. Yani kan programı alan, normal paketlerimizi alan, şu an lise ön lisans için bir grubumuz daha var. Ya da herhangi bir matematik tek ders eğitimi, matematik tek ders eğitimlerimiz de oluyor çünkü şu anda devam ediyor video olarak. Onlarla alakalı her durumda rehber desteği var zaten. 100, 102 nete çıkardım. Uzman kiraya 70. Bu durum normal mi? Yayın farklılığından dolayı normal. Bir de çıkmış soru çözüm derim. İlerleyemiyorsak biraz daha eksiklerimizi kapatmamız lazım Talha. Yani eksik konuların var muhtemelen ve hep aynı tiplerde hata yapıyor olabilirsin. Matematik yapamıyorum, diğer derslere yönelsem doğru mu olur? Hayır, matematikte en azından yani yapabileceğimiz kadar yapalım. Bu matematik kampı 0'dan 15 nete diye bir kamp programı. Videoları şu anda tertemiz şekilde. Sadece 15 net yaptırabilecek şekilde konuları anlatıyor ve sıfırdan, sıfır düzeyde bir öğrenciye anlatıyor Mustafa Duman hocamız. Ben ona öneririm. Matematiği çok kötü olanlar, yani 15 net en azından yapabilmeniz için çok önemli. Otoda bir genel deneme, branş denemesi günlük mantıklı. 85 puan İstanbul'u nasıl yapacağım? İşte aslında yöntemler bu şekilde. Yani ayrı bir şey değil. Ayrıca da görüşebiliriz bunları. Dikkat dağınıklığı ne yapmalıyım? Bir eğitim analizine girin. Eğitim koçuyla bir görüşün. Eğitim analizine girin. Dikkat dağınıklığı gerçekten yüksek çıkarsa o size neler yapacağınızı söyleyecek zaten. Yani şurada dediğim gibi şu link var ya buna tıkladığınız anda zaten eğitim koçuyla randevu alıyorsunuz. Bir seanslık görüşme randevusu. Onunla zaten o size eğitim analizinde çözdürecek. Ona göre de sizin hani eksiğiniz dikkat dağınıklığı üzerine mi, stres üzerine mi, kaygı üzerine mi, özgüven üzerine mi? Onunla alakalı önerilerini söyleyecek ve sizin ihtiyacınız olan eğitimi söyleyecek. Şimdi ben kamp diyorum ki bazılarınızın matematik eğitimine ihtiyacı var. Bazılarınızın belki tam pakete ihtiyacı var. Bunun gibi kısımda da sizi bilgilendirecek. Ama şu an lisans KPSS için en çok önerdiğimiz kamp programı. Çünkü tekrar ve soru çözümü olduğu için ve iki farklı grup olduğu için yani bayağı net arttıracak bir program. Konular bitmedi daha çocuk olduğu için Allah bağışlasın. Konuları bitirmek içinse hani hepsine sıfırdan çalışmaktansa benim anlattığım mantık bazılarını tekrar bazılarını soru bu ayrımı yapabilirsek çok daha önde oluruz. 0'dan 15 net matematik eğitimi ayrı bir eğitim. Onunla ilgili ayrıca da bilgi alabilirsiniz ama kamp programında matematiği yine canlı olarak alacaksınız. Sıfırdan matematik eğitimi, matematik çok temel düzeyde sıfır olan öğrencilere anlatılan şekliyle anlatıldı. Ama onun içinde dediğim gibi video şeklinde bir bilgi alın bence. GGK günde iki adet çözsem bir çözüp tekrar mı yönelsem? Bir çözüp tekrar edin. Bir hafta falan şöyle bir tekrarlarla eksik konularınızı bitirin. Ondan sonra iki iki şeklinde gidebilirsiniz. Çıkmış soru deneme hangi denemeleri çözebilirim? Birçok bulduğunuz yayın, yani yayın çok önemli değil. Birçok bulduğunuz yayın çözebilirsiniz ama yayın farklılaştıkça netlerinizde dalgalanmalar olabilir. Çıkmış soru o yüzden çok çok önemli. Çıkmış sorudaki netlerinizi önemseyin. Onlar gerçekten daha doğru sonucu verir arkadaşlar. Çalışma isteği gelmiyor. Yani bu ayrıca konuşulacak bir konu. Bence eğitim koçuyla görüşün derim. Eğitim koçu desteği almanızı öneririm. Ücretsiz bir seans görüşme hakkınız var. Çalışma isteği biraz hani size hayal kurdurması falan lazım bence. Öyle bir teknik uygulaması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü başardıktan sonra neleri sahip olacağımızı ufacık da olsa şöyle bir zihnimizde film gibi geçirdiğimizde biraz bazı şeyler kendiliğinden geliyor aslında. Yayın önerisi yapamıyoruz.
Konularım eksik. Yeni başlamış stratejik gidiyorum. Haziran sonu bitirmeyi hedeflerim. Temmuz'a konu kalmasını istiyorum. Çözüm soru branş denemesi. Evet, ama bir de tekrar yapmanızı öneriyorum. En azından bazı konuları iyi zannediyor olabilirsiniz ama bir tekrarla hatırlamak. En azından çıkması garanti olan konuları hatırlamak gerekiyor. Kamp programı o yüzden çok avantajlı. Yani şu anda da indirim olacak. Evet, WhatsApp'a bağlıyor. Gönderin, o WhatsApp'tan randevu alıyorsunuz. Onlar sizi arıyorlar. Linke tıklıyorsunuz ya, bakın linki paylaştım. Tıklayın, bu bizim kurumsal WhatsApp hattımız. Tıklıyorsunuz, işte orada bir hazır metin çıkıyor. Enter deyin, gönderin. Onlar arkadaşlar sırayla şu anda eğitim koçlarına veriyorlar numaraları. Onlar sizi birebir arıyor. Seminer için zaten bir alan yarattılar sizler için. O şekilde görüşecekler. Güncel çok fazla. Yani günceli biraz sonlarda çalışın demiştim ama artık lisans için sonlara geldik. Ön lisans soru için biraz bekleyebilir. Bunun için de biraz daha gündemi takip etmek. Yani internet üzerinden işte memurlar.net vesaire gibi sayfalara üye olabilirsiniz. Bunlar önemli. Ama onun dışında da şunu söyleyebilirim. Hani güncel çok da kafanızı karıştırmasın. Yani bağırsın bir iki soru yapın ama siz tarihle, vatandaşlıkla işte kesin hani günceli bilemeyiz ne çıkacak ama matematikten problemler çıkacağını biliyoruz mesela, değil mi? Bunu gerçekten kimse yadırgayamaz. Yani kimse reddedemez mi? Kesin çıkacak problem. Yani bunu herkes söyler. Şimdi ya da vatandaş, yasama, yürütme, yargı, idari hukuku çıkmama ihtimali var mı? Ama güncelden neyin çıkacağını tahmin edemezsin. Bu yüzden sen güncele çok zaman ayıracağına, sen yasama, yürütme, yargıyı halletmeye çalış, işte idari hukukunu halletmeye çalış, bunun gibi kesin olan yerlere ağırlık ver. Dil bilgisi, paragraf, matematikteki eksik yerler, çok kolay sorular var matematik, çerez. Ama bazen de yok ya bu kadar kolay olamaz deyip daha zorunu düşünüyoruz. O kadar çerez sorular var ki KPSS'yi gözümüzde biraz fazla büyütüyoruz bence. İnanın sınavınız çok güzel geçecek bence. Yeter ki bırakmayın değerli arkadaşlar. Yeter ki sarılın, isteyin. Yeter ki evet ya ben yapabilirim, benim bir eksiğim yok deyin. Gerçekten öyle. Değerli olduğunuzu hissedin. Bu sınavın sizin seçiminiz olduğunu hissedin. Bu sınavı kimse zorla sizi sokmuyor bu sınava. Siz bunu seçtiniz, siz bunu tercih ediniz. Yani bu sizin seçiminiz. Siz varsınız diye bu sınavlar yapılıyor. Bu sınav size bir kötülük olsun diye değil. Bu sınav sizin çareniz. Bu sınav sizin bir kurtarıcınız belki ya da bu sınav bir aracınız. Sizin hayatınızda bir şeyleri değiştirebilmek için sadece, yoksa zaten siz çok değerlisiniz, zaten çok özelsiniz, çok güzelsiniz, çok fazla yeteneğiniz var, çok fazla artınız var, çok başarılısınız zaten. Bu sınavlar bunları ölçmüyor. Bu sınavlar sizin başarınızı falan da ölçmüyor. Biraz azim, biraz ne kadar, kim ne istiyor, kimler bunu bu kadar önemsemiş, kimler strateji yapabiliyor, bunları ölçüyor. Bunu yapan kazanacak zaten. O kadar atandırdığımız öğrenci var. 7 senedir sektörün içerisindeyiz. 7 senedir daimi bu mesleği yapıyorum. Her sene o mutlulukları gördüğümde sizler de bunu yaşayın istiyorum. Çünkü hepinizin hak ettiğini o kadar iyi biliyorum ki, hissediyorum ki inşallah hayallerinize ulaşın. Sizler de süpersiniz. Sizleri çok seviyoruz. Umarım bir nebze de olsun. Evet, ben yapabilirim. Ben başarabilirim. Hissiyatı uyandırabilmişizdir. Bizim tek amacımız bu. Yoksa her şey sizde bitiyor. Bizimle devam ederseniz birebir ilgi noktasında da size yardımcı olacağız. Linke tıklamanız yeterli. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Haftalık seminerlerimiz olacak. Yine takip edin bizleri. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum. Tüm güzel dileklerim sizlerle. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun sizler de. İyi akşamlar, mutlu hafta sonlarınız olsun. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.